Herkese merhaba. Bugün biraz güncel enflasyon verileriyle alakalı konuşmak istiyorum. Ve tabii bunu değerlendirirken aynı zamanda da Merkez Bankası'na ve son özellikle yatırımcı toplantısı nezdinde verilen mesajları da içine katarak komple bir değerlendirme yapma durumumuz olacak. Şimdi ilk önce rakamlardan başlayalım. Boğaz küfe 86. Yani biraz Nisan'a göre paralel olabilecek bir enflasyon, hafif artış ya da hafif düşüş aralığında bir beklenti vardı. Bunun oldukça altında gerçekleşti. %16,6'ya doğru gerileyen bir yıllık enflasyon var. Tabii şimdi bu enflasyonun özellikle metrikleriyle alakalı olarak yani neden bu kadar beklenmedik bir düşüş gösterdi? Belki tabii biraz tartışmalı bir durum. Belki biraz yapay etkenler söz konusu olabilir. Hani olası nedenlere baktığımız zaman hani oransal açıdan yani bir güçlü baz etkisi geçen yıldan söz konusu olabilir. Çünkü hani geçen yıl bu zamanlar aşağı yukarı enflasyonun yukarı doğru çıkışa geçtiği zamanlarda hatta önümüzdeki birkaç ay için de geçerli olabilecek bir unsur bu ama hani baz etkisi hani tam bir düşüş nedeni bu noktada olabilir mi ve tabii enflasyonda uzun süreye yayılacak bir düşüşe destek olabilir mi? Hani belki sadece yukarı çıkışı frenleyecek bir etkisi olacak. Çünkü enflasyonun ana niteliksel sebepleri şu anda bir kalıcı düzelme emaresi göstermiyor. Mayıs ayına dair faktörler neler olabilir? Hani malum kapanma etkisi vardı ayın önemli bir bölümünde. O yüzden birçok iş kolu alışveriş olmadığından dolayı piyasada muhtemelen zamları yapamadılar. Ve o zamlar Haziran ayına doğru sarkıtılacak görünüyor. Tabii fiyat toplamada da yetersizlik, eksiklik olabilir. Çünkü hani bazı faaliyet kollarının bir tamamen devre dışı kalması etkisiyle karşı karşıyaydı. Ama tabii şimdi genel itibariyle bakıldığında burada özellikle enflasyonun ana eğilimi ve kalemleri açısından önemli yukarı doğru risk ağırlıklandırması olduğunu söyleyebiliriz. Üfe beklediğimiz gibi artmaya devam ediyor. Mayıs itibariyle %38,3 seviyesine geldi. Ve TÜFE ile arasındaki marjı da 21 puana çıkardı. Şimdi Haziran'dan itibaren aktif olacak zamlarla beraber bir TÜFE'nin üfeye yakınsama potansiyeli önümüzdeki birkaç ay için mevcut görünüyor. Tabii aynı zamanda hani bu flash etkilerin de yansıması bakımından TÜFE'den oranla hani biraz daha katmanlı bir etkiye sahne oluyor ve bunun TÜFE'ye etkisi gecikmeli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani maliyet artışlarının aslında şu an hani ekonomide de bir normalleşme periyodunun ve açılmaların etkin olduğunu söyleyecek olursak, talep seviyesi arttıkça biraz daha hızlı bir şekilde fiyatların içine girmesi beklenebilir. Bu güncel olan bir faktör. Tabii bunun daha da güncellenecek bir versiyonu şu an özellikle çok yüksek oranda kur hareketliliğinden ileri gelmekte. Ve tabii ki TL'nin bu değer kaybı özellikle girdi maliyetlerinin genel difüzyon etkisi bakımından enflasyon için bir katılı unsuru oluşturabilecek bir durum. Yani baz etkisi belki bir miktar gerilemeye, belki yataylığa sebep olacak ama enflasyon katı ve yüksek kalmayı sürdürecek görünüyor. Bu durum tabii ki bizim tüm ana göstergeleriyle desteklenen kalıcı bir düşüş olarak bu düşüşü değerlendirmememize neden olmakta. Şimdi 17 Haziran Perşembe günü faiz toplantısı gerçekleşecek. Tabii ekonomi sunumunda da Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Her zamanki sözel yönlendirmesi devam ediyor. Enflasyon üzerinde getiri pozisyonu korunacak şeklinde. Ki Merkez Bankası'nın şu an
faizi son iki toplantıda indirmemesinin altında da burada tabii güncel enflasyonun baz alındığını söylemek daha doğru olur. Haliyle şu aşamada bu enflasyon düşüşü Merkez Bankası için bir faiz indirimine sebep olabilir mi? Yani bunun değerlendirmesini yapmak lazım. Şimdi önceki gün Sayın Erdoğan Temmuz-Ağustos gibi bir zaman dilimine işaret etti faiz indiriminin olabileceğiyle alakalı. Bu tabii ki muhtemelen Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarıyla da karşılıklı paslaşmalı bir zaman dilimi olarak verildiğini düşünüyorum. Çünkü hani burada özellikle temel varsayımlar itibariyle bakıldığında biraz Merkez Bankası'nın aslında baz senaryoya bazı etkileri şu anda katmadığını görüyoruz. Yani şu enflasyon patikasına yukarı doğru risk oluşturabilecek en başta TL'nin aşınmasının devam etmesi, küresel enflasyon etkilerinin içeriye yansıması. Çünkü bu zaten dışarıdan ithal edilen birçok nihai mal ve girdinin aynı zamanda orijinal döviz bazlı fiyatının da artması demek oluyor. Ve arz sıkıntılarından aslında zaten bizim girdi maliyetleri anlamında bir enflasyon ithalimiz söz konusuydu. İçeriye aktardığımızda da bir de bunun kur etkisiyle katmanlı bir fiyat artışı gerçekleşiyor. Bu önemli bir sebep. Bir de tabii ki Fed başta olmak üzere merkez bankalarının global likiditeyi artık azaltmaya başlayacağına yönelik parasal sıkılaşma iletişimlerinin de muhtemelen bu ekonomik gelişmeler ve enflasyon baskıları çerçevesinde bu önümüzdeki aylarda değerlendirilme durumu olacaktır. Dolayısıyla çok önemli bir dışsal etki de söz konusu olabilir. Şimdi özellikle bu nedenden dolayı bu enflasyon oranı Mayıs ayına dair bazı yapay etkiler barındırdığından bir yanılsama etkisine neden olabilir. İkincisi piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki hareketlilik ve dışsal etkiler özellikle bu önümüzdeki zaman dilimini çok önemli bir noktaya doğru koymakta. Haliyle şu an biz enflasyonun düşüş sürecinden emin olabilecek bir noktada değiliz. O yüzden Merkez Bankası'nın Haziran PPK'sında ek bir reaksiyon buna göstermesini açıkçası beklemiyorum. Muhtemelen bu ay beklenerek daha normal koşulların geçerli olduğu ve organik bir enflasyon düşüşünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair varsayımlar değerlendirilecektir. Yani bir defa yapay etkiler olan Mayıs enflasyonundan ziyade Haziran enflasyonunda biraz daha ekonominin normalleştiği, piyasa alışverişinin normalleştiği ve tabii aynı zamanda da özellikle büyük merkez bankalarının Haziran toplantıları gerçekleştikten sonraki para hareketlerinin yakından gözlemlenebileceği bir zaman dilimi ilk başta izlenecektir. Tabii ki burada benim düşüncem enflasyonun kalıcı güvenilir bir düşüş göstermediği sürece faizlerin indirilmemesi gerektiği yönünde ve faizler indirildiği takdirde de bunun enflasyondan hızlı bir şekilde ve enflasyonun önünden giden bir şekilde olmaması gerektiği ve tabii bu noktada da belli bir reel getiri pozisyonunun korunması gerektiği. Yani tabii dışsallığa bağlı olarak da iç tamponları bizim oldukça yüksek güçlü tutmamız gereken bir dönem içerisine girebiliriz. Bu yüzden ben dördüncü çeyrekten önce faiz indirimi olmaması gerektiğini düşünüyorum ama Merkez Bankası'nın da şu anda ilerlediği yola bakacak olursak bu faiz indirimi üçüncü çeyrek gibi bir dönem içerisinde gerçekleşebilir gibi görünüyor. Yani bu tabii ki yansıma enflasyon oranlarında da belli bir oranda düşüş şeklinde gerçekleşecek olursa o zaman Merkez Bankası ilk faiz indirimini yapacak bir pozisyonda olmayı sürdürebilir. Ama enflasyonun böyle bir düşüş sergilememesi de Merkez Bankası'nın aynı zamanda o belirtilen zaman dilimi içerisinde
faiz indirimi yapamamasına temel oluşturacaktır. Hani bu dönem içerisinde yine hani ek parasal sıkılaşma gerektirecek unsurlar olur mu olmaz mı? Tamamen biraz önce bahsettiğim liranın değerine bağlı, küresel fiyatlama mekanizmasına ve enflasyon etkisine bağlı olarak ve büyük merkez bankalarının, FED politikalarının etkisine, para hareketlerine etkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek bir durum. Bu nedenden dolayı açıkçası enflasyon için çok önemli bir tahminler açısından bir belirsizlik aralığı var ve piyasa bazlı enflasyon beklentilerinin biz burada resmi enflasyon beklentilerinden halen ayrışan bir noktada ve buna kıyasla daha yukarıda bir noktada olduğunu da görüyoruz. Yani Merkez Bankası şu an yıl sonu için 12.1'lik bir enflasyon beklerken piyasa kendini biraz daha %14'lere hatta 15'lere doğru bu noktada kaydırmış durumda. O bakımdan açıkçası hani şu anki durum itibariyle biraz o bağlamda tahmin aralığının bir belirsizlik noktasında olduğunu ve tabii ki sapma payının da oldukça yüksek olduğunu bu tahminlere ilişkin belirtmek gerekiyor.